Sayın Ekrem İmamoğlu toplantımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine alkışlarınızla hoş geldiniz diyoruz. Geçtiğimiz ay çıkan yatırımımızın sosyal etkisi hesabına göre İstanbulluların hayatına 1'e 101 oranında değer kattığımızı görüyoruz. İstanbulluların hayatına spor ve egzersizi alışkanlık haline getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada kısaca faaliyetlerimizi de özetlemek isterim. Tesis sayımızı 42'den 65'e çıkardık. Tesislerimizi kullanan 425 bin üyemiz Eylül ayı sonu itibariyle 6,5 milyon kez spor yaptılar. Bu 2019 yılında tüm yıl boyunca ulaşılan rakamdı. Biz şu anda Eylül sonu itibariyle 6,5 milyon sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Yıl sonu itibariyle hedefimiz bu rakamın 10 milyona çıkması. 2019'da başkanımızın hayaliyle ilk adımını attığımız Yürü Be İstanbul mobil aplikasyonunda 170 bine yakın indirmeyle oldukça başarılı bir şekilde gidiyor. Bugüne kadar İstanbullulara 6 milyar adım attı. Sayın Mustafa Yasin Taş'a bırakıyorum. Türkiye'nin en büyük kitlesel spor etkinliği İstanbul Maratonu 6 Kasım Pazar günü 44.sü yapılacak. Başta bu İstanbul Maratonu'nu başlatan büyüklerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş olanlara Allah rahmet eylesin diliyorum. Yaşayanlara da şükranlarımı iletiyorum. Burada 44.sü yapılıyor ama pandemi nedeniyle birçok büyük şehir, büyük meşhur maratonlar maratonlarını iptal ederken İstanbul Büyükşehir'inde böyle bir sorun olmadı. Atletizm camiası olarak da burada huzurunuza da teşekkür etmek istiyorum. Başta belediye başkanımız ve onun ekibine. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi sözü Aktif Bank Genel Müdürü Sayın Ayşegül Adacı'ya veriyorum. Dünyada iki kıta arasında koşulan, hatta koşulabilecek olan, tek maraton olan Nikolay İstanbul Maratonu'nun bir parçası olmak eşsiz bir deneyim. Bu yıl sevinerek görüyoruz ki katılım da oldukça yüksek. 30 bin profesyonel koşucu sahada olacak. 30 bin halk koşucusu, ben de onlardan biriyim, koşuyor veya yürüyor olacak bu güzel parkurda. Rekorlarla dolu bir maraton serisi olmasını hem katılımcı sayıları anlamında, hem yarattığı etki anlamında, hem de sportif başarı anlamında gönülden diliyorum. Şimdi sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu'na vermek istiyorum. İstanbul aynı zamanda doğu, aynı zamanda batı, aynı zamanda güney, aynı zamanda kuzey. Çok yönlü bir şehir, köklü bir tarihi ve inanılmaz birikimlere sahip. Gelenekleri, kültürü, sanatı, yaşamı her yönüyle önemli. Geleceği şekillendirme gücüne de sahip İstanbul. Bu hem dinamizme sahip, aynı zamanda bu şehir yaratıcılığın ve güçlü insan kaynağı ile beraber de fark yaratan bir şehir olduğunu hatırlatmak isterim. Dolayısıyla böylesi geçmişten gelen güçlü tarihiyle ve geleceğe umutla bakan karakteriyle aslında geçmişle gelecek arasında güçlü de bir köprü kuruyor İstanbul dünya adına. Olimpiyatları İstanbul'a getirme hedefimizin de 16 milyon insanımızın, hatta ülkemizin de insanlarının beraberce vereceği bir mücadele, bir maraton olduğunu hatırlatmak isterim. Henüz yolun başındayız ama çok sistemli ve doğru adımlar atma konusunda profesyonelce hareket eden, güçlü adımlar atan bir ekip olduğumuzu da bilmenizi isterim. Bu adımların aslında en değerlerinden ve en simge olan anlarından birisi de işte tam da Nikolay İstanbul Maratonu. Çünkü hem dünyadaki kıtalar arası koşulan tek maraton olduğu gibi aynı zamanda profesyonelliğiyle, titiz çalışmalarıyla, az önce federasyon başkan vekilimizin de ifade ettiği gibi pandemide bile koşabilmeyi başarabilen bir
organizasyon gücüne sahip bir koşu. Ne kolay İstanbul Maratonu'nun 44. kez pazar günü 6 Kasım'da koşulacak olması önemli. Artık gelenekselleşmiş bir koşu ve dünyada özel bir konuma sahip. Tüm dünyada değerini ispat etmiş bu maratonun gelecek yıllara en güçlü şekilde taşınması ve kategorisinde en üst seviyede olmasının sağlanması bizlerin sorumluluğu.